Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde gördüğünüz gibi kombinasyon konusunu işleyeceğiz. Pekala ne yapacağız bu konuda? İlk olarak tanımından bahsedeceğiz kombinasyonun. Daha sonra kombinasyon kuralının nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Ve en son olarak da hangi tip sorularda kombinasyon kuralı uygulanır, kombinasyon işlemi yapılır bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Hatırlayacağınız gibi geçen seneden permütasyon konusunu işlemiştik. Ve permütasyonla kombinasyon genelde sıklıkla karıştırılır. O yüzden ilk olarak acaba permütasyon hangi tip sorularda uygulanıyordu? Kombinasyon hangi tip sorularda uygulanacak? Bundan bahsettikten sonra tam olarak kombinasyonun tanımını, kuralını ve örneklerimize geçeceğiz. Ne dedik? İlk olarak permütasyonla kombinasyonun farkını ayırt etmek için örneklerden bahsedelim. Hangi örnekte permütasyon uygulanıyordu? Bundan bahsedelim. Permütasyonun uygulandığı örnekleri ilk olarak arkadaşlar şöyle bir örnek verebiliriz. Bir kitaplıkta yazalım isterseniz. Bir tane matematik, bir tane fen bilgisi, bir tane de Türkçe test kitabı olsun. Ve arkadaşlar Eren bu 3 test kitabından 2 tanesini çözmek istesin. 2 tanesini çözmek istesin. Acaba bu ikisi hangisi olabilir? Biz bunları yazarsak eğer isterseniz bakalım. Şimdi 3 tane elimizde test kitabı var ve ne dedik? Bunlardan 2 tanesini çözmek istiyor. Bakalım matematik ve fen olabilir. Bu durumda nedir arkadaşlar? Önce matematik test kitabını çözecektir. Daha sonra fen test kitabına geçiş yapacaktır. Önce matematik, sonra Türkçe olabilir. Daha sonra önce fen bilgisi, daha sonra matematik olabilir. Önce fen bilgisi, daha sonra Türkçe olabilir. Önce Türkçe, sonra matematik olabilir. Önce Türkçe, daha sonra da fen bilgisi test kitabının sorularını çözebilir. Ne dedik? Bakın normalde matematik ve fen, fen ve matematik aynı gibi görünse de burada sıra çok önemlidir. Neden? Sırayla çözmek istiyor çünkü. Burada önce matematiği sonra fen bilgisini, burada ise önce fen bilgisini ve sonra matematiği çözmek istemektedir. Yani bakın ne olmuş oldu? Toplamda 2, 4, 6, 2 tanesini çözmek istediğinde hangi ikisi olabilir sorusunun cevabı bakın 6'ymış. Bu arkadaşlar hangi yolla yapılıyordu? Elbette ki permütasyon konusuyla yapılıyordu. Eğer hani birazcık daha tam olarak olmadıysa isterseniz geçen seneki konumuzdan olan permütasyon tekrar örneklerini çözebilirsiniz. Ne dedik? Sıralamanın bakın önemli olduğu konularda permütasyon kullanılacak dedik. Bunun permütasyonu nasıl bulunuyordu? Bakın 3 tane test kitabım var. 2 tanesini istiyordu. O zaman 3'ün ikili permütasyonuydu. Bunu da nasıl yapıyorduk elbette ki? Hatırlayacağınız gibi bakın İsterseniz öncelikle formülden yazalım. N'in R'lisi olduğu zaman N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldi. Bakın 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel neyi verir bize 3 faktöriyel? 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 eksi 2 1'di. 1 faktöriyeldi nedir? Elbette ki 1'dir. Yani bakın sorunun cevabı formül permütasyon formülünde de permütasyon kuralında da gördüğümüz gibi 6'ya karşılık gelmektedir. Pekala permütasyon bu şekilde işlendiğine göre kombinasyon hangi tip sorularda uygulanır? Bu sefer de kombinasyona uygun olarak bir tane örnek yazalım. Örneğimizde de şöyle olsun arkadaşlar. Elimizde bir tane kot, bir tane kumaş ve bir tane de kadife pantolon bulunsun. Ve bu pantolondan iki tanesini seçmek isteyeyim. Hangi ikisini seçebilirim? Şimdi iki tane seçmek istiyorsam üç tane farklı pantolon arasından ben kotu ve kumaşı seçebilirim. Kotu ve kadifeyi seçebilirim. Ayrıca kumaşı ve neyi seçebilirim arkadaşlar? Kadifeyi seçebilirim. Bakın ne dedik? Elimizde 3 çeşit pantolon var ve 2 tanesini seçmek istiyoruz. Kotla kumaşı, kotla kadifeyi ya da kumaşla kadifeyi seçebilirim dedim. Pekala burada yaptığımız gibi acaba kumaşla kotu da seçsek gene farklı bir sayı olarak yazabilir miyim? Hayır, farklı bir seçenek olarak yazamam. Neden? Zaten elimde kot ve kumaş var. Kumaş ve kotu da seçsem gene bununla aynı olacaktır. O halde bakın bu durumda da kaç ihtimalim vardır? Kaç seçeneğim vardır benim? Elbette ki 3 seçeneğim vardır. Yani bu tarz sorularda da arkadaşlar gördüğünüz gibi kombinasyon kuralı uygulanır. Pekala ikisinin farkı nedir? Bakın permütasyonda sıralama çok önemliydi.
Nedir? Nedir dedik? Matematikle fen, fen ve matematikten tamamıyla farklı dedik. Yani not olarak yazarsak eğer şuraya arkadaşlar, sıralamanın önemli olduğu konularda permütasyon kullanılacak. Sıralamada permütasyon. Pekala, kombinasyonun uygulandığı sorulardı da arkadaşlar. Hangi sorulardı bunlar da? Seçilim, yani seçme olayı, seçilme olayı olduğu zaman da kombinasyon kuralı uygulanacak. Gene bir örnekle isterseniz kombinasyon kuralının nasıl uygulandığını bakalım isterseniz. Şöyle diyebiliriz kombinasyon kuralında. Mesela elimizde bir küme olsun. Kümemizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarından oluşsun ve desin ki bu kümenin ikili kombinasyonlarını yazın. İkili kombinasyon olduğuna göre ben diyebilirim ki 1 ile 2'yi alırım, 1 ile 3'ü alırım, 1 ile 4'ü alırım, böyle gider. Ya da 2 ile 3'ü alırım, 2 ile 4'ü alırım. Bakın 2 ile 1'i neden almadım? Zaten ikili kombinasyon istiyor. 1 ile 2, 2 ile 1'in aynısıdır. O yüzden 2 ile 1'i almadım. 2 ile 3'ü, 2 ile 4'ü bu şekilde gider. Ya da 6 ile 5'i alırım vesaire vesaire. Bakın burada da hangi kural uygulanacakmış demek ki? Elbette ki kombinasyon kuralı uygulanacakmış.